كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Hadis-i şerif İbn Abbas'tan naklen alarak Abdullah bin Cebel rivayet ediyor. Bir gün Resulullah ile Ensardan birinin evinde oturuyorduk. Kapı çaldı. İçeridekiler gelebilir miyim? Efendimiz aleyhissalatü vesselam dedi ki bu gelen kimdir biliyor musunuz? Sahabeler dedi ki Allah ve Resulü bilir aleyhissalatü vesselam. Efendimiz aleyhissalatü vesselam dedi o gelen dedi iblistir. Hazreti Ömer ne yapar arkadaşlar? Çekti kılıcını ya Resulallah müsaade et dedi kafasını kopartayım. Dedi ki ya Ömer bilmez misin? Ona belli bir vakte kadar izin verilmiştir. O dedi bize bir şeyler anlatmak için gönderildi. Alın içeri. Allah Allah işlere bak ya. Acayip bir şey ya. Düşünene şimdi şeytan kapıdan içeri giriyor. Biz kesin öldürürüz ya. Gel lan buraya şerefsiz senin var ya. Bizimkiler küfür de eder. Ananı avradını alalım. Şeytana küfür edilir mi lan manyaklar? Şeytana küfür etmeyin ha. Şeytan kendine küfür ettirmeyi çok seviyor. Bak abartmıyorum size. Ne olur söv. Allah'ını seviyorsan anamı avradımı söv der. Sakın ha şeytana sövmeyin. Gerçekten bak ha şaka yapmıyorum ha sövmeyin lan. Gülmeyin bak. Şeytana sövülmez. Kimseye söv. Günah. Ya şeytan da olsa sövülmez. Bizimkiler manyak. Şeytana sövünce sevap zannediyor. Oh diyor şeytana bir sövmüşüm. Ana avrat dümdüz gittim. Lan müptezel senin soluna yazılıyor. Sağına yazılmıyor. Allah'ım ya Rabbim. Neyse şeytan buraya da gelmesin. Devam ediyoruz arkadaşlar. Efendimiz aleyhissalatü vesselam onu dedi içeri alın. Bakın arkadaşlar şeytanın şekline bakın. Dedi ki Efendimiz aleyhissalatü vesselam onu içeri alın ve anlatacaklarını iyi dinleyin. Arkadaşlar bu ders gerçekten bakın Allah razı olsun söylüyorum. Bak cuma günü Allah razı olsun geliyorsunuz tamam. Bunu hep söylüyorum. Ama salı günleri de gelemiyorsunuz ya ne olur bak ne olur diyorum. Salı günleri takip edin ya. Bak canlı yayın açıyoruz. Sonra YouTube sayfamızda zaten duruyor canlı yayınlar. Rica ediyorum izleyin be gözünü seveyim be. Vallahi konular çok önemli. İçeri girdiğinde sahabeler anlatıyor. Şekli şöyleydi. Bak şeytanın şekline bak. Bir ihtiyar. Şaşı. Köse. Çenesinin altında 6-7 tane kadar at kılı gibi sakal vardı. 6-7 kadar. Sakal gibi değil de böyle. Köse. Buralarda sakal yok. Şurada 6-7 tane at kılı gibi. Ondan sonra gözleri yukarı doğru bakıyor ve dudakları manda dudağı gibi. Allah Allah. Acayip bir şey. Düşünün. Fil kafalı. Dudakları manda dudağı. Gözleri yukarı bakıyor. Şaşı. Acayip bir tip. Ama niye? Ona o şekilde oraya gitmesi emreden kim? Allah Celle Celaluhu. Acayip iş. Acayip meseleler var arkadaşlar. Selam verdi. Efendimiz aleyhissalatü vesselam dedi ki selam Allah'ındır ey lain. Bir mesele için geldiğini duydum. Ne için geldin? Şeytan şöyle anlattı. Ben kendi isteğimle gelmedim. Rabbimin katından bir melek geldi. Muhammed'e gideceksin aleyhissalatü vesselam. Ve Adem oğullarını nasıl kandırdığını anlatacaksın dedi. Eğer dedi söylediklerine tek bir kelime dahi yalan katarsan seni kül ederim. Seni düşmanlarına rezil ederim. Diye bana emir geldi. Ya Rabbimiz Celle Celaluhu var ya. Bu geçen bir tane röportaj vardı bizim Doblo'lar işte. Onu gördünüz mü arkadaşlar? Bak onu işte konular uzamasın orada hep kısa tuttuk mevzuyu. Orada bak mevzu bana sordu. Şeytan hani niye yaratıldı? Şeytan niye oldu hesabı? Rabbimiz Celle Celaluhu ona müsaade etti ama onu zelil ediyor bak. Gideceksin benim kullarım nasıl kandığını tek tek anlatacaksın diyor. Rabbimiz bize tüyo veriyor. Ya şöyle bir şey düşünün arkadaşlar Allah razı olsun ya. Hepiniz öğrencilik yaşadınız. Çoğunuz zaten öğrencisiniz. Hangi hoca Allah razı olsun soruyorum. Hangi hoca sınav kağıdının altına cevabını yazar ya. Var mı böyle bir hoca? Okullarda yok. Ama Allah Celle Celaluhu sınav kağıdımızın altına cevapları yazdı be. Şeytan geldi nasıl kandıracağını tek tek anlattı. Ders bu.
İyi dinleyin bu dersleri. Ne dedi? Ben dedi düşmanlarıma rezil olmak istemem. Ne soruyorsanız tek tek anlatacağım. Evet. Arkadaşlar şeytan nedir? Şeytanın aslı? Cindir. Şeytan cindir. Cinler her kılığa giriyor mu arkadaşlar? Giriyor. O yüzden şeytan da kılığa giriyor arkadaşlar. Şeytan 40 kılığa girebilir. İnsan kılığında da gelir. Yani aslında rüyalarla alakalı mevzu gelecek ama mesela rüyanın Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne buyuruyor? Rüyasında beni gören beni görmüştür. Çünkü şeytan benim kılığıma giremez. Anladın mı? Mesela sen rüyanda işte aksakallı dede gördüm, bilmem ne gördüm. Sen de diyorsun ki lan evliya Allah'tan lan ne adam gri Gandalf lan ne şeyi. Sen işte bak şeytan rüyana giriyor sen de evliya Allah'tan zatı gördüm zannediyorsun. Her şey olabilir. He, Allah dostu da görüyor olabilirsin. Ama bak hemen ben manevi rahmani rüya gördüm. Sabah işte tekkeyi kuruyorum arkadaşlar şehliğimi ilan ediyorum. Sakın bu gaza gelme. Bununla alakalı kıssalar var acayip kıssalar. İnşallah bir vakit anlatırız. Şeytan her kıla girebilir arkadaşlar. Niye? Cin olduğu için. Cinler hangi kıla giriyor en çok arkadaşlar? Kara yılan, kara keçi, kara kedi. Ağırlıklı olarak. Bunları hep söyledik size. Daha anlatmaya gerek yok arkadaşlar. Her kıla girebilir. Köpek olabilir. Siyah. Özellikle bak kara. Siyah renklerde dolaşırlar. Gece çöp kenarlarına bak bir daha söyleyeyim. Hatırlatalım. Et tekrar asen olev kâne 180. Çöp kenarlarına yok ben çişim geldi. Geçen bizim bir arkadaş söyledi. Askerde diyor küle işedim diyor. O gün bugündür diyor. İptalim ben diyor. O gün cin musallat olmuş herife. Bak düşün. Askerde yapmış bu enayiliği. Gece görmedim diyor. Kül varmış. Oğlum dikkat etsene sana sonra baksana. O gün diyor tak bana musallat oldular diyor. Dikkat edin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Namaz için ezan okunduğu zaman şeytan arkasına dönüp ezanı duyamayacağı yere kadar yellene yellene kaçar. Evet arkadaşlar yanlış duymuyorsunuz. Mesela şeytan her yerde var. Dolanıyor her yerlerde. Mesela şu anda burada var mı arkadaşlar? Yok. Nerede bekliyor arkadaşlar? Aşağıda kapıda bekliyor. Görürseniz dövün. Ama göremezsiniz. Öyle beklemeyin boş boşuna. Çünkü şeytanlar kapıda konuşuyor. Bana söylemedi oğlum. Telefon açmadı. Oradan bilmiyorum. Sana hadis okuyorum ben. Bu da nereden biliyor? Atıyor demeyin yani. Hadis-i şerifte geçer. Onlar diyor kapıda bekliyorlar. İlim meclisinin kapısında. Onlar çıksın ben ona soracağım. Sen rahat ol diyor. Onlar diyor şu anda diyor sohbet, zikir, ayet, hadis uçuyorlar diyor. Ama diyor kapıya çıksın ben seninle dışarıda oynayacağım diyor anladın mı? Yani mevzu bu. Ama niyet sağlam olursa arkadaş kapıda da yakalayamaz evde de yakalayamaz. Sağlam niyet. Euzubillahimineşşeytanirracim. Hemen böyle besmele. Hemen besmele kaçar. Evet arkadaşlar. Şeytan ezanı duyamayacağı yere kadar uzaklaşır. Yellene yellene. Anladınız mı yellenmeyi arkadaşlar? Örnek vermeme gerek var mı? Yok herhalde da örnek verecek halimiz yok burada. Beni koy. Allah'ım ya Rabbim. Hocam bir örnek verin demeyin sakın ha. Ne yapacağım size şimdi burada? Ezan bitince diyor geri gelir. Bak. Ezan bitince geri gelir. Namaz için kamet getirilince diyor tekrar mesela Allahu Ekber deyince hoca herkes Allahu Ekber diyor. Hemen bir daha kaçıyor. Daha sonra kamet bittiğinde yine gelir. Kişinin diyor nefsi ile arasına sokulup ona filan şeyi hatırla, filan şeyi hatırla diyerek daha önce aklına gelmedik şeyleri diyor aklına getirir. Arkadaşlar yaşamıyor muyuz? Oho namazda köyün inekleri, kuzular me. Ben en hafifini söylüyorum. Ama siz kendiniz biliyorsunuz nasıl gülüyorsunuz değil mi? Hoca geçen benim aklıma bir geldi aman diyor ya Rabbi aman. Yalan yok kardeşim. Adam 20 sene önceki manitam geliyor aklıma diyor. Normalde gelmez diyor. Şeytan görsün yüzünü diyor. Ama diyor kardeşim diyor namazda duruyorum diyor. Öyle var ya adam müteahhit namazda 4 katlı bina bitiriyor. Bunun kısasını biliyorsunuz. Müteahhit ya 4 katlı bina bitiriyor adam. He oluyor. Yapacak bir şey yok. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam devam etti. Neticede diyor kişi kaç rekat kıldığını bilmez. He he gidi hey. Arkadaşlar dikkat edelim ya. Vallahi billahi ya. Ya yapamıyoruz ama direnelim be. Vallahi direnelim en azından ya. Direnelim ya. Ya sorsam Allah razı olsun ya. Dün akşam herkes çoğunu zaten camiyle cemaatle işi yok. Dün akşam ya da ne bileyim öğlen ikinde ya hatta bugün cuma gittiniz mi? Gitmeyen var mı cuma arkadaşlar? Ha, varsa direkt pompalıyla kafaya çakardım bir tane. Arkadaşlar cumada hoca ne okudu sorsam kaçınız bilecek Allah razı olsun ya.
Ya bir şeyler okudu işte hoca diyor. Güzel bir şey okudu. Lan güzel ne okudu ama? Güzel sen ne okudun söyle bana. Yok. Kafa başka yerde. Cuma bitse de şöyle yapsak. Cuma bitse de böyle yapsak. Öğlen yemeği saati geldi. Ulan işbaşı yapacağız. Ölme şem ölme. Dikkat edin arkadaşlar. Şeytanın şeklini, şemalini anlayın arkadaşlar. Şeytan bizim baş düşmanımızdır. Nefisle beraber. Ama bir nefis 70 şeytandan beterdir. Bunu unutmayın. Her şeyi de şeytana yüklemeyin ha. Biliyorsunuz da fıkrayı. Adam biri günah işliyormuş, mağara gidiyormuş. Ya Rabbi beni affet, şeytana uydum. Bir daha günah işliyormuş. Ya Rabbi şeytan diyor. Ulan şerefsiz diyor. Yap bana suç atma diyor. O kadar da değil. Ulan bunu ben bile yapmam diyor şeytan yani. Anladın mı? Şeytan ben bile yapmam bunu diyor. Yeter de. Çünkü şeytan bir günah işledi. Bitti zaten onun için. Tek günah.